kız bana bak. Bu Derya gazıcı olanla pek bir konuşup durmuş. Aranda bir şey var mı bundan? Hmm, o gün güne bine yazdı da yüz vermedim. İkinci derciyi tutuvermiş demek. Hadi kız orada. Bir de şeyli kızı gelmiş. O kimmiş? Bilmiyorum ki. Haç teyzeler sır küpü. Neyse ben gidem şu yoğurt çalayım da minibüste öğrenirim gari. Kız senin benim gibi güzel kızın var. Ne konuşuyorsun kız? Hadi kız oradan. Deli. Deli kız bu. Güner. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Kız, bu oğlanla Derya çok konuşuyor. Konuşuyor anne. İstanbul'dan da bir tane kız getirmiş. Peşinden kırıklarını da takıp getirmiş. Yok, Derya bu oğlana yüz vermez. Teh, iyi malzeme çıkacaktı bize Galatun günlerinde. Şimdi yine kısır talim. Kırmızı gelen bu kız. Şöyle bebenin yavuklusu mu, baş belası mı, neydi pek bilemiyoruz gari. Öğreneceğiz ileride bakalım inşallah. Neyse, şimdi bizim konumuz o değil. Kendi konumuz, asıl konumuza gelelim. Salih Bey, bu işin patronu, oyun kurucumuz. Şimdi oyun kurucumuz bizden ne istiyor? Köyde ne kadar varsa varsa onları satın alacağım diyor. Biz de kendisine hemen bu sahaya atlayıp bu konuda yardımcı olacağız. Ne yapacağız? Arsaları alacağız. Şimdi oyun kurucumuz arsaları alınca ne olacak? Ne olacak? Otel yapacak. Otel olunca ne olacak? Ne olacak? Turist gelecek. Turist gelince ne olacak? Döviz gelecek. Döviz gelince ne olacak? Lan cebimiz para görecek lan. Para görecek. Ama hiç hesaplamadığımız bir şey oldu bile mi? Oldu. Birdenbire ortaya kurucumuzun oğlu o sırık gidiverdi. Bizim yapacağımız şey bu ha, kırmızı kart göstermek. Muhtarım siz bana bir yol verin. Ben ona bir foul yapayım. Onun bile bacaklarını kırverin ben. Aslan, hız! Olur böyle şey, şiddet yok diyorum seni. Şiddet yok lan, şiddet yok. Nesin olma şiddete başvurdum. Hiç gördün mü sen bunu? Şiddet yok asla. Muhtarım, şimdi ben sana bir şey diye vereceğim. Sen yine bana kızı vereceksin. Ben seni severim lan. Ben sana hiç kızdım şimdiye kadar. Hiç kızdın mı ben sana lan? Hiç kızdın mı ben sana Ali? Hiç kızdın mı? Kızmadım lan. Kızmadım. Ne kızmadım? Kızıyor mu? Aklımızı kullanacağız, zekamızı kullanacağız. Şimdi muhtarım. Şimdi bu şehir çikolatası kızlığımız için de çok tehlikeli. Diyor. Aşırı tehlikeli. Ne diyor? Tabii. Allah Allah. Bizim kızlar saf. Bilmezler bunlar. Ne çakaldır, ne çakaldır. Mesela Derya. Lan Derya benim kızım. Lan ne biçim konuşup duruyorsun sen? Okumuş kız lan. Hiç şehirli oğlanla pabuç bırakır mı o? Tövbe tövbe. Girelim mi kızım? Bu kızım da bize öyle pek sorun çıkaracağını hiç zannetmiyor. Eğer biz iyi çalışırsak onda gen tarafımızı çekebiliriz. Muhtarım ben de sizinle aynı fikirdeyim. Gerçekten bizim takıma bir tane kadın beyni lazım. Hemen git alıver. Lan karıştırma benim kafamı. Geri gitsek şimdi hadi zevzekleri bulma burada. Git kahve. Köylü topla aralarına kaynaş. Onların kafalarını şöyle bir dolduruyor bakayım. Ben gideyim. Lan hadi yürü git dur sana. Köylünün kafasına girivereyim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Muhtar iyi misin? İyiyim ya. Hoş geldin. Hoş, hey, hoş gördük, hoş gördük. Muhtarım buyur. Sağ kolon var mıydı kolon? Buyur. Ne? Kolon ya. Olmaz mı hocam? Olmaz mı? Hem de kolonyanın kralı var. Bak Isparta'dan geliverdi. Çok güzel. Gül ya. Gül. Aç bakayım. Ya muhtar bunu mu diyeyim sağ ya? Ben kolon diyeyim sağ. Kolon sessiz tabii. Alo, alo, hıf hıf, o. Şimdi sen onu bıraktı hocam. Ben senden bir şey isteyeceğim hocam. Buyur bakalım. Ya sen böyle cemaat geliverince camiye şöyle yani azıcık da bizim taraftan desen ki arkadaşlar şöyle şu arsalarınızı bir satıverin, buraları bir otellesin, güzellesin. La ilahe illallah muhtar. Ha bu hoca yerinde ağır dur. Bağ elleşme. Bağ elleşme. Kolon bulman lazım zaten. Kolon. Bakayım. İyice kayboluverin gari. İyiyim kız. Buralardaymışsın. Ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? İyi ben de ne yapayım?
Ver bakalım Gıyas Efendi, son bir çayını içiveren gari. Hayırdır Aliş, neden sonmuş? Neden olacak? Bu şehrin beyaz çikolatası güney mi de, kuzey mi de, yörünge mi de, ne de? Köyümüzün başına bela oluverdi. Yakında bu kahveyi kapatıveri, bu bakkalı kapatıveri, elden berberi kapatıveri. Ağzından yel olsun oğlum. 40 yıllık dükkanlar neden kapanacakmış? Sen çok temiz adamsın Tuğga Hoca. Sen bu işlerden anlaman. Otel yapılmazsa ne olacak? Bu köylünün hali ne olacak? Demem o ki. Değerli köy halkı. Bu apartman çocuğu geldi buralara yerleşti. Amaç ne? Amacı ne? Sana soruyorum. Amaç bizim işlerimize çomak sokuvermek. Pek değerli, saygılı, sevgili, halkını düşünen muhtarım inen bu köyün büyümesi için elimizden geleni yapıp duru. Büyük çalışmalar yapıp duru. Ama bu geldi için edi verdi. Sene ne lan? Sene ne arkadaş? Arkadaş da köyümüz yerli ve milli turist de olacak. Gençlerin önü açılacak. Sen istemem mi bir turiste güzel mutlu bir yuvan olsun? Hiçbir şey için geç değil. Senin kalbini ben kendim değiştireceğim. Ülen oğlum Aliş. Siyasetçi mi oluverdin gari lan sen bizim başımıza? Atalarımız ne demiş? Ne demiş? Nerede çokluk? O doğulu yokluk. Lan Aliş. Doğru diyor. Ekmen bizle oynuyor. Yok neymiş? Köyümüze otel yapılmasına karşıymış. Ya bu oteller yapılınca her şey bitiverecek mi zannediyorsun? Bu köy ne bu kalabalığı kaldırı ne de altyapısı bu sisteme uygundu. Tuttuğumuşlar otelde otel, otelde otel. Bizim yeraltı zenginliklerimiz daha değerlidir. Bırakın üstünü. Altı daha değerlidir buraların. Heh, bizimkinin derdi gene define. Sıkılmadın mı arkadaş köyde aynı insanları tıraş etmekten? Farklı insanlar gelsin ki sen de böylelikle stilini geliştir, Ahmet'le muradına ersin. Vallahi doğru diyorsun Gıyas abi. Ben de canımın parçası minibüsümü satarım diyorum. Zor da gelen giden çok olacak. Tabii. Belki onlardan biri yavukumuz olacak. Kısmetimiz açılacak fena mı? İnşallah. Ama önce o şehirli bebeği buradan yollamamız lazım. Tam da bunu diyorum arkadaş. Ben de bunu diyorum işte. O şehirli bebeğin bu köyden gitmesi gerek. Muhtar emmi, sen hep burada mıydın? Lan ben hep buradayım. Arkadaşlar, zaten bu şehrin beyaz çikolatası akışkan ve yapışkan güney, köyün geleceğinden ziyade kızlağımız için de büyük sıkıntı. Gelecekten çok namusumuz elden gidiveri. Ya Aliş abartma, kendisi bayağı yardımsever bir delikanlı. Kız konusuna gelince köylü de çok iyi biliyor, senin üstüne yoktu. Şişt kız, çay ısmarlayı verem mi sana? Ne çayı be manyak? Şişt kız, gel seni şehre götürüveren de tenhalada çay çek. Ana deliye bak, çay içmeyeceğim iş bende. Sana bir çay ısmarlayayım. Kime dedin? Ya Tuğgay hocam ben ele deme, ben çok romantizm bir erkeğim ben. Romantizm. Hadi gülü gülü, gülü gülü. Gülü gülü, gülü gülü. Dikkat et lan, düşme. Gülü gülü. Romantikmiş. Şehirli bebeği göndeririz göndermesine de. Bunu ne yapacağız? Yine ağzında ne gevelip durun Ahmet. Derya diyorum, Derya. Muhterem şehirli bebede suçu bulup duru. Emme asıl fiştek diyen kendi kızı. Doğru diyorsun. Bizim bu muhtar köyümüz için ne kadar uğraşı veriyorsa... bu kızı da bir o kadar ekmeğimize taş koru verir. Vallahi doğru diyorum. Az dur yavaş. Derya bacım. Teğmen abi. Sana bir şey diyeceğim. Teğmen abi. Bacım. Geçen gün yine antik parçalar buldum diye jandarmayı toplamışsın köye. Ne oldu? Elde yok, avuçta yok. Niye böyle yapıveriyorsun sen? Ha? Bu insanlara hiç mi acıman yok? Bu insanlar oteye kurulunca bir sürü ekmek yiyecek oradan. Doyacak karnları. Bir rahat bırak bizi. Ortada dolanıp durun. Bak Güney kardeş de etrafta dolanıp durur. Otel yapılmasını istemiyor. Sen niye mani olup durun? Ahmet abim. Güzel abim.
Birincisi, ben kimsenin ekmeğine mani falan olmayayım. İkincisi, size diyorum ki doğal güzelliklerimizi koruyam, kollayam, köyümüze sahip çıkam. Asıl o zaman turistin alası gelecek diyorum ama kime diyorum acaba ya? Turistin alası geleceğimiş. Laf! Beni karıştırıp durmayın. Size saatim geldi, servise çıkacağım. Hadi. Hocam selamünaleyküm. Aleyküm selam Güney. Güney, sonunda buldum seni. Ya artık lütfen şu kaçma işine son ver aşkım ya. Bak ta nerelerden geldim bir şeyleri düzeltelim diye. Ben seni çok özledim. Seda sen şaka mısın? Hala aşkım diyorsun ya. Bak seni kırmak istemiyorum güzelim ama yani babalarımızın oynadığı şu oyunu vazgeçelim artık ya. Bitirelim ha, ne dersin? Oyun mu? Ne oyunu Güney? Ben seni gerçekten... Seda, üzgünüm. Yani bunu sana söyleyeceğim. Ben başka birini seviyorum. Saçmalıyorsun. Sırf beni bu köyden göndermek için söylüyorsun bunları. Sırf beni üzmek için. Ya ben seni niye üzmek isteyeyim? Hı? Sen benim çocukluk arkadaşımsın. Hem de çok değerlisin bak benim için. Saçmalama. Madem değerliyim o zaman bir kere daha deneyelim. Yapamam Seda. Allah aşkına uzatma ya. Başka birini seviyorum diyorum, anlamıyor musun? Hı? Kimmiş o kız? Madem aşıksın neden hala bu köydesin? Niye onun yanına gitmiyorsun? Çünkü aşık olduğum kız burada. Nerede? Otelde falan mı buldun? Hayır, bu köyde yaşıyor diyorum. Nasıl yani? Sen bu köyde yaşayan birine mi aşık oldun Güney? Evet. Adı da Derya. Güney bak bu hem çok kötü hem de çok saçma bir şaka. Hemen bu saçmalığa son ver. Yoksa gerçekten Salih amcayı ararım. Salih amcayı arayıp bütün bu yaptıklarını, bana davranışların hepsini anlatırım Güney. Ara. Çünkü şaka değil. Kızla, bu o kız mı şeyden gelen? Ha o. Ne konuşuyorlardı bunlar burada böyle samimi samimi? Ne filan? Vallahi giyimle kuşamına bak. Ayağına cıbıldak cıbıldak hiçbir şey de giymemiş. Sivrisinekler sokuverecek haberi yok. Bacak da bacak olsun. Çok çirkin kız bu ya. Gözleri pötle pötle. Ama adam yakışıklı. Nereden bulmuş bunu yoklu etmiş kendine? Herkese. Kız Ayşe, ne diyorsun sen? Güney onun yavuklusu muymuş? Abi! Senin haberin yok muydun? Köy çalkalanıp duruyor. Uzun uzun durma, konuşma. Anam valla. Dallas köyü mü, sahil köyü mü belli değil. Bazılarıyla da çok sıkı fıkı diyorlar. Sürekli yalnız kalıyorlarmış. Günahları boynuna. Evlenecek kız var. Evlenecek kız var. Kalite tesadüf değil kızla. Aa kalite. Vallahi dünya bakısı kız maşallah. Yok yok. O halen gönüllerin ahlakını bozacak. Tövbe tövbe. Susayım diyorum, susam ayrım ya. Ulan sen ne oluyor karılarla beraber sen de dedikodu ediyorsun. Karılar ya sizde? Ulan hoca burada dur, yoktur demeden dedikoduya devam ediyorsunuz. Ya siz ne, size ne ulan başkalarının hayatından? Bu yaptığınızın adı gıybettir, haramdır, günahtır, yazıktır. Ulan kolon almaya gidiyordum, kolon ettiniz beni buraya ya. Of. Hocam ne oldu? Ne mi oldu? Ya kolon almaya gitmeyin ulan seninle. Ben kendim internetten vereceğim. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Allah hayat bizi yine birbirimizin karşısına çıkardı. Ne hayatı lan? Küçücük göy yeri burası. Herkes herkesin karşısına çıkarıveriyor. Ha ama İstanbul'dan gelen ne itmesi direkt benim karşıma çıkarıyor. Ha sen Seda'yı diyorsun. Bak yemin ediyorum sana açıklayabilirim. Aslında öyle bir şey değil. Benim kanım tok bunlara. Hem senin ilişkinle hiç ama hiç ilgilenmiyorum. Duymak istemiyorum. Tamam bak beni bir dinler misin? Beni bir dinler misin? Anlatacağım sana. Bak orada da gerçekten yanlış anlaşılan bir durum var. Lan dinlemek istemiyorum diyorum. Anlamıyor musun sen? Beni basmıyor mu kanın kafan?
Hem her yer dedikodu gazanına döndü. Herkes arkamdan konuşup duruyor. Yeterince enkaza ulaştım, daha fazlasını istemez. Ya tamam da antiken ne olacak? Ha? Yani bulup kaybettiğimiz tablet ne olacak? Buraya kadar gelmişken vaz mı geçelim? Hı? İyi, tamam. Bakarız ona. Tek et. Hala sinirden elim ayağım titriyor ya. Çıldıracağım ya. Bu adam beni gerçekten delirtecek. Delirtecek yani. Ya gözlerimin içine baka baka o köylü kızla aşık olduğunu söyledi ya. Ruhi, düşünebiliyor musun? İstanbul'dakiler ne diyecek? Bütün camiye ne konuşacak? Güney, Seda'yı o köylü kızına tercih etti diyecekler. Çıldıracağım ya. Allah'ım, al canımı. Al canımı, kurtulayım ya. Ruhi, bana bir akıl ver. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Şimdi şöyle efendim. Sus Ruhi. Böyle fikir mi olur? Ama efendim ben daha... Sus. Senden fikir isteyene kapat zaten. Olayı ailelere taşırım dedim. Umurunda bile olmadı ya. Ama yok. Bu işi ben çözeceğim. Ben çözeceğim. Affedersiniz efendim, pardon. Salih Bey arayıp duruyor. Ne diyeceğiz? Açmayacaksın Ruhi. Açmayacaksın. Salih Baba, hiçbir şey söylemeyeceksin. Bu işi ben çözeceğim. Ama nasıl? Güney'i buradan söküp götürmem lazım. O kızı devre dışı bırakmam lazım Ruhi. Ama nasıl? Efendim, müsaadenizle bir strateji uzmanı olarak tavsiyem... ...stratejik bir plan doğrultusunda hareket etmemiz yönünde olacak. Gönder, gönder gelsin. Misal, bu köylü kızın da... Güney Bey'i çeken şey nedir? Zeka! Ki o sizde var. Güzellik! Ki o sizde fazlasıyla var. Masumiyet! Bunu geçelim bence. Doğallık! Bunu da geçelim bence. Ruhi'cim, hepsini geçelim. Önce düşmanını tanıyacaksın. Düşmanını yakında tutacaksın. Sen şimdi ne yapıyorsun? Beni Derya'ya götürüyorsun. Yürü. Buyurun. Abla yavaş, yor, hamur önünde pişiverecek. Sokakta karşıma çıkınca bir de utanmadan diyor ki... ...hayat bizi yine karşılaştırıverdi. Abla, bu işte başka bir şey var gibi. Ben Güney abinin sana karşı boş olduğunu düşünmüyorum hiç. Abam, Güney abin kimseye karşı boş değil ki. Maşallah, herkese karşı dolu. Ama ben kendime kızıyorum. Onun farklı olduğunu düşündüğüm için asıl kendime kızıyorum. Bana bir de diyor ki, aramızda bir şey yok. Her şey yanlış anlaşılma. Ama her yerde geziyor, tozuyor kızla. Milletin ağzına sakız olmuş. Ama ben dedim. Bunlara kanmam dedim. Ona da dedim. Ya her şey gerçekten bir yanlış anlaşılmaysa? Abla, ben Güney abiye güveniyorum. Öyle biri değil o. Sana karşı bakışı vallahi başka. Ya senin de bakışın başka. Olay başka yani sizle. Kız, ne ara ne tanıdığında güveniyor. Gördük işte ne olduğunu. Allah Allah. Abam. Sen şimdi boş ver Güzey'i, Güney'i, Doğu'yu, Batı'yı. Bak, bu hafta kontrolüm var. Gel, inat etme, gidem. Ben kontrole, montrole gitmek istemiyorum. Ameliyat ol dediniz, oldum. E bir daha ol dediniz, yine oldum. E sonra bir daha oldum. Yok işte, olmuyor. Her gidişimizde aynı şeyleri duymaktan ben yoruldum. Siz yorulmadınız mı ya? Kuzum benim. Bak, doğru diyorsun, haklısın. Zor bir durum. Ama sen inat ettikçe anam da babam da çok üzülüyor. Ne olur inat etmesen. Gitmek istemiyorum. Hayat bana bu yolu çizmemiş. Sağlık olur versin gari. Ötesinde gözüm yok. Of Deniz, of! Kime çekti senin bu inadın? Şuna soralım efendim, buyurun şöyle. pardon. Pardon. Merhaba. Muhtarın evi nerede acaba? Vallahi dam adamına sordunuz. Şu yolu görürdünüz mü? Onun oradan gideceğiniz, sola döneceğiniz.
sağa da dönebilirsiniz tam şeyde. Yeşil bir denge kapı olacak orada ama o geçen seneydi. Geçen sene tabii. Bu sene siyah boyattılar onu. Oradan gideceksin işte 6.000 lira. Abo, ben adres tarif edemem. Ne verdin, şimdi ne verdin görüyor musun? 18 parmağında depis harika. Ne acayip tipler var ya. Neyse en azından adresi aldık efendim, buyurun. Yürü Ruhi. Oo, WhatsApp Kıyas abi. WhatsApp ne lan? Beni bak sen nereden öğrettin bu laflara? Seni hiç alakadar etmez. Gel bakın şöyle azıcık bir şeyler soracağım sana. Benim emanet nerede? Ne emaneti lan? Eğer benim taşıma taş koyu verirsen çok kötü külahları değişiriz Kıyas Efendi. Abiye ne oldu lan, deli manyak. Ben o taşı alabilmek için neler çekiverdin, sen biliyor musun? İnanılmazsın ya. Öyleyimdir. Şişman, anlatacaksın mı? Ne zorluklarla aldın o taşa? Şu oradaki psikopat yabancı var ya, o Derya'ya evlenme teklif edivereceğiydi. Ben gittim taşı ondan alıp... Bu taş orada durup duru. Benim kimseceklere çaktırmadan o taşı alman lazım Kıyas abi. Lan Allah'ın delisi, çaktırmadan nasıl alacaksın? Adam gale gibi oturup duruyor orada. Argana yaslan ve şovu izle bakayım. Sufi hocam, buraya geldiğim ilk günden beri aynı idealler uğruna yol alabildiğim biriyle karşılaştım. Yani yetiştirilme tarzımız, kültürlerimiz farklı olabilir ama o kadar kısa süre içerisinde o kadar güzel şeyler hissettim ki. Böyle nasıl anlatsam bilmiyorum. Derya'da o kadar güzel bir saflık var ki. Ama salaklık gibi değil. Böyle imkanlarını bilen, ona göre mücadele eden, güven verici biri. Öyle dur benim Derya kızım. Ha bu köydeki vizyon sahibi ender kişilerden biridir. Bak mesela ben bu köyün eğer Steve Jobs'ıysam o da Zuckerberg'idir. Bildin onu? İyi niyetinin yanı sıra Derya kızımla tarih, edebiyat, sanat ve pek çok konuda böyle saatlerce sohbet edebilirsin. Kendi kardeşini, bu köydeki çocukları, ne bileyim işte pek çok insanı okuması için sürekli teşvik eder. Ha bu köydeki çocukların okuyabilmesi için gönüllü projelere katılır. Yani hülasa, özetle diyeceğim odur ki Derya kızım farklıdır. Ama o kadar güzel şeyler hissediyorum ki. Yani saçma sapan şeyler oldu. Yanlış anlaşılmanın kurbanı oldu. Ben bunu nasıl toparlayacağım bilmiyorum. Bak bu kötü olmuş işte. Ama uşağım sen madem değilsin, oha böyle güzel şeyler hissediyorum. Bu yanlış anlaşılmaların aranıza girmesine engel olmalısın. Sen git onunla böyle durus durus konuş, durumu anlat. Derya öyle başkasının lafıyla sözüyle hareket edecek bir kız değildir. Tamam da benimle konuşmuyor ki. O zaman sen de onun değer verdiği birine durumu anlatırsın. Kime? Deniz'e. Deniz Derya'nın değerlisidir. O çok inanır, güvenir. Tamam da o daha çocuk. Çocuk olabilir. Daha doğrusu küçük olabilir ama çocuk değildir. Yaşadığı şeyler onu çok çabuk olgunlaştırdı. O kadar ameliyat geçirdi. Ameliyat mı? İki defa ameliyat oldu. Maalesef umudunu kaybetti. O yüzden de artık bir daha ameliyat olmak istemiyor. Çok üzüldüm gerçekten. İşte o yüzden Deniz Derya'nın değerlisidir. Derya'nın kalbine giden yol denizden geçer. O ne güzel dedim ben onu ya. Şiir gibi oldu ya. Şişma ne yapıyorsun orada Allah aşkına? Sen beni fark edebildin mi? Halbuki ne kadar da fark edilmeyecek şekilde gelivermiştin. Bak ben seni hiç fark etmedin gariptir. Hadi ya, senin fark etmek mümkün mü? Sufi hocam, sizinle konuşmak çok keyifliydi. Ben şu işleri halledeyim. Tabii durma, bir an önce git. Müsait olduğunda da gel. Bak şimdi, namazına bir şey karışmam diyemem.
Ama eğer film izlemek istersen işte ona karışırım. Ona ben karar veririm ama Supi Top 100 listesinden. Gerçi kolon bozuldu ama onu da bir şekilde temin edeceğiz artık. Tamam tamam, halledersin sen. Hesabı alabilir miyim? Alamaz sen! Niye bağırıyorsun? Bağırırım ben. Bağırın, istediğini yaptırın. Kimsecik daha bir şey diyemez. Şimdi az önce bağırdın. Şimdi de susuvereceksin. Uşağım, nerede görülmüş misafirden hesap alındı o? Sen misafirsin ula. Tamam tamam, teşekkür ederim. Geçebilir miyim şişman? Aa, sen misafirsin. Nerede görülmüş misafirin öyle geçtiği? Sen şöyle git bakayım şöyle. Şu oracıklardan. Kalk kalk. Hah. Hadi. Hadi selamet, Allah'a emanet ol. Ay. Hayırlı günler. Eyvallah. Güle güle, güle güle. Ben fark etti ya, daşı fark edemedi manyak, yabancı. Kimsecikler görmeden şunu şöyle götüreyim bakayım. Abu! Ne kadar çok tek taş var lan burada. Hangisini seçivereceksin ki? Bakayım. Ana, beş taş. Bu hiç olmadı, biraz kaba duruyor ya elinde. Beğenmedin, başka bir denesi. Vallahi bu çok güzel oldu be Adem. Ben bunu hiç beğenmedim zaten. Bakın bu nasıl olup duruyor. Bunu da sevmedim. Bu çok yakışıyor be Adem. Abo, nasıl güzel parlıyor. Kolay gelsin. Merhaba tatlım. Selam. Sizin gibi köylere çok misafirperver bilirim. Umarım yanılmamışımdır. Alamadım. Buyur, etmek yok mu diyorum hayatım. Ha, buyurun buyurun. Şöyle buyurun baş köşeye. Sana da merhaba bir cici kız. Merhaba. Ya kusura bakma, o gün böyle ayaküstü tanışamadık. Sana teşekkür de edemedim. Sonuçta sen benim nişanlıma yardım ettin. Öyle evini temizledin, temizlik falan. Ne demek? Biz burada yeni gelenle hep yardım ederiz. İnsanlığımızı unutmadık çok şükür. Adın neydi senin? Derya. Ben de Seda. Memnun oldum. Memnun oldum. Ya biliyorsun ortam kötü. Öyle yardım edeceğim ayağına falan yanaşmaya çalışan çok oluyor. Sonuçta Güney de yakışıklı çocuk. Öyle değil mi? Sakın yanlış anlama, lafım sana değil. Yo, bu da öyle şeyler hiç olmaz. Hem misafir hadsizlik yapsa da biz sesimizi çıkarmayız. Ya ben seni çok sevdim ya. Sen ne kadar tatlısın öyle, ne kadar doğalsın. Sen de az değilsin ama. Bu ara kafam çok dolu biliyor musun hayatım? O kadar dolu ki yani bir sürü uğraşacağım şey var. Sonuçta Güney'le evlilik arifesindeyiz. Kız, bir kahve koy da içelim, hem dertleşmiş oluruz. Kız, benim çok işim var. Ama anamı çağıran Deniz kuzum da burada, birlikte içersiniz. Yok hayatım, başka zaman içeriz. Zaten biz de Güney'le diyoruz hani biraz şöyle etrafı gezelim, baş başa kalalım. Maşallah, maşallah. Hoşça kal tatlım. Hoşça kal. Efendim, buyurun efendim. Cinlerim tepemde zaten. Neymiş vakti yokmuş. Sanki çok büyük bir holdingde CEO. Anlıyorum efendim ama... Sus! Sus, vallahi bütün hıncımı senden çıkarım ha. Ya daha misafirin karşısına bile makyajsız çıkan bir kıza aşık olmuş Güney ya. Çıldıracağım. Yürü Ruhi, yürü.
Abam, sana süt getireyim mi? Soğuk soğuk içersin. Getireyim. Merhaba prenses. Ben biraz konuşmak istiyorum. Ablam seninle konuşmak istemiyor Güney abi. Hatta seni hiç görmek istemiyor. Galbi gırık sana. Yo yo. Aslında seninle konuşmak istiyorum. Eğer vaktin varsa prenses ha? Benimle mi? Evet. Geliyorum. Şöyle bir dönelim seninle. Evet. Hazır mısın? İniyoruz. Ha? Vallahi kaçırıyorum seni. Ne anlatıvereceksin sen bana Güney abi? Konuşacağız dedin, dut yemiş bülbül gibi süsü veriyorsun. Vallahi nereden başlasam, nasıl anlatsam diye düşünüyorum. Fazla düşünme, kafanı bulandırma. Anlat ne diyeceksin. Durum aslında göründüğü gibi değil. Kız sana sarılmadı mı yani? Yok, o değil aslında. Ben Seda ile bir şeyler yaşadım, evet. Ama babalarımız zorladı bizi. Yani bir proje gibi düşün. Onlar iyi olmak için, güçlenmek için bizi evlendirmek istediler. Filmlerdeki katta zengin fabrikatı amcalar gibi yani. Aynen öyle. Seda benim çok yakın arkadaşımdı. Dedim ya, babalarımızın zoruyla bir şeyler yaşadık işte. Ben de olmayacağını anlayınca bitirdim. Bak sana yemin ediyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum Seda'ya. O gün yaşananlar bana da kötü bir sürpriz oldu. Beni nasıl bulduğundan, benim onun geleceğinden falan hiç haberim yoktu. Ben anladıydım zaten bu işte bir yanlış olduğunu. Güney abi böyle biri değil dedi. Sen çok zeki bir kızsın. Ve inan galiba senden başka kimse anlayamaz beni şu an. Ablam da her şeyi yanlış anladı. Ben konuşsam dinlemez ama belki seni dinler. Benim için onunla konuşur musun? Hı? Ablam çok zor güvenir Güney abi. Galbi çok kırıldı. Sen gelmeden hemen önce de o kız bizim eve geldi. Ablama biz Güney'le evleneceğiz dedi. Evleneceğiz mi dedi? Hı hı. Ablam çok sinirli görünüyordu. Bir dakika, bir dakika. Alo Seda. Hiç iyi değilim. Ya sen kalkıp Derya'nın evine gidip evlilikle ilgili saçma sapan şeyler mi söyledin? He? Ya ben sana kaç kere söyleyeceğim. Bak ben seni insan olarak seviyorum, kırmak istemiyorum ama... ya bu işi noktalayalım artık ya. Güney, bana böyle kaba davranamazsın. Ben kaba falan davranmıyorum. Sen anlamıyorsun ısrarla. Bak ben seni kırmak istemiyorum ama yani... yok yok. Senin anlayacağın yok zaten. Suratıma kapattı. Güney Bey, bu kadar kolay değil. Hem de hiç kolay değil. Ben ömrümü harcadım ya. Onu beklerken ömrüm geçti benim. Beni böyle bir kenara atamazsın. Ben ne yapacağımı biliyorum ama. Alo Salih babacığım. Alo kızım, iyi misin? Hiç iyi değilim Salih babacığım. Sen biliyorsun o kadar yol geldim. Sırf ilişkimi kurtarayım diye, Güney'le konuşayım, bir şeyleri çözeyim diye. Güney ne yaptı? Buradaki bir köylü kızına aşık oldum dedi, beni kovdu. Ağzına alınmayacak şeyler söyledi dedi. Ben gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum artık. Ya bak şu eşek herifin yaptığını. Ya bir gün kalbimi indirecek ya. Neyse, merak etme kızım, onun hakkından ben gelirim. Şimdi kalkıp oraya geleceğim ama bu sefer de işi inada bindirecek. Onu buraya getirmemiz lazım. Neyse, ben bir şey bulacağım kızım, merak etme. Tamam mı? Sen gönlünü ferah tut. Bir de bu konuştuklarımızı babana bahsetmezsen iyi olur. Tamam mı kızım? Salih amcacığım, zaten babamın haberi olmasın. Biliyorsun babam duyarsa olaylar çok kötüye gider, bu işin oluru kalmaz. Ben sizden haber bekliyorum. Tamam kızım, görüşürüz. Öpüyorum.
Bu işi çözmek sana kalırsa işimiz çok uzarsa Halim babacığım. Yürü Ruhi. Otele değil, muhtarlığa gidiyoruz. Lin, şişman, ne yapıp durun? Hayal mi satacaksın Lin yine yoksa? Hayalden istediğin kadar verin aramamışsın. Aklıma çok acayip yeni fikirler geliverdi. Bu sefer çok büyük paralar kazanıvereceğim dedi anne. Lin, ne satacaksın çok merak ediverdim. De bakayım bana ne satacaksın? Salyangoz. Ne? Müslüman mahallesinde salyangoz satı vereceğimiş, duydunuz mu? Ne gülüyorsunuz sanki böyle? Bir kere burası mahalle mi sanki? Köydür burası, köy yeri. Git lan sen de kahvene, kapatma dükkanın önünü. Hayırlı işler arkadaş. Sana daha iyi gel şey. Salyangoz ye. Islak ıslak salyangoz ye. Abla, ben bugün Güney abiyle konuştum. Biliyorum ablam, biliyorum. Ya niye konuşuyorsun kuzum? Ben onun adını bile duymak istemiyorum demedim mi sana? Hem madem nişanlıymış, burada ne işi varsa görsün sonra gitsin ebediyen öteye. Abla o iş öyle değilmiş. Güney abi her şeyi anlatıverdi bana. Kız nişanlısı falan da değilmiş. Kız abayı yakmış Güney abi. Kız şaytanlık yapıyor yani. Deniz, ben gördüklerime mi inanayım yoksa sana dediklerine mi? Ha? Abla Güney abi telefon açtı kıza yanımda. Kendi kulaklarımla duydum. Abla Güney abi istemiyor. Kapıyı çalıp gitsen içeri koskocaman devlet dairesine giriyorsun lan. Çok önemli, çok önemli muhtarım. Çık dışarı, çık dışarı. Kapıyı bir daha çal lan. Emredersiniz. Çal bir kapıyı, çal içeri gir. Gir. Muhtarım. Ne var lan? Seda Hanım sizinle görüşmek isteyip durup. Seda Hanım lan niye demiyorsun lan? Niye demiyorsun çocuğum? Çekil lan, çekil. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun kalkın ama şey, oturun. Zaten oturmuşsunuz, şaşırdım böyle birdenbire. Ya tesadüfe bakın ki ben de şimdi telefonla Salih Bey'le konuşuyordum. Yani gözümün nurunu gönderdim oraya. Ona iyi bakın dediydi. Ben hiç merak etmeyin dedim ben de. Sağ olsun. Müstakbel kayınpederim çok düşüncelidir. Ya. O da çok ısrar etti nişanlımla kalayım diye ama benim ailem biraz tutucu. Haklı. Ne de olsa kız babası olmak zor. Ben de iki tane kız büyüdüyorum yani. Tanısan kızımı çok seversin. Kızımın adı Derya. Çok iyi anlaşıyorsunuz siz. Ben Güney'in yakınlarında olayım diyorum. Bu yüzden de köyde ev bakıyorum kendime. Ah keşke. Keşke olabilse. Bütün evler dolu. Buradan da şu anlaşılıyor ki... Salih Bey ne kadar haklı konusunda. Her tarafın otel olmasını istiyor değil mi ya? Ya keşke oluverse de... Siz de bir ev şey yapsaydık, yerleştirebilseydik. Oturun ben hanımı arayayım. Bir odalardan birini size ayarlasın ben. Yok yok sağ olun kalsın. Teşekkür ederim. Seda Hanım, arzu ederseniz benim evde kalabilirsiniz. Ben yalnız yaşıyorum da ev müsait. Üstten, nasıl konuşuyorsun sen? Muhtarım ben kötü niyetli değilim muhtarım. Benim ev Güney Bey'in evine yakın, çok yakın. Hem turistik geçiş güzergahından... Üstten sus, ben senin niyetinin ne olduğunu biliyorum lan. Yürü git, yürü git. Kahve söyle çabuk, hadi git. Eliş Bey doğru söylüyor aslında. Güney'in evine yakın olmak önemli. Değil mi ya? Yani... Ben de mi kalacaksınız gerçekten? Yok, ben nerede kalacağımı çok iyi biliyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir şey alabilir miyim? İki verem. Yok, genelde tek içerim. Ya şeyden değil. Eğer Yavuklu'nun yanına gidiyorsan... ...hani senin evin yanına karavan atı vermiş ya... ...paket yapam, ona da götür, o da içsin diye.
Ne atı vermiş? Ya şehirli kızça işte. Senin evin yanına karavan atı vermiş. Sen de. Hadi kolay gelsin. Çenen kopsun kıyas. Akşam akşam çay satacağım derken hiçbir şey satamadım ya lan. Elde var negatif. Seda ne yapıyorsun? Hı? Ne işin var senin burada? Karavan nasıl olmuş ama? Böyle doğayla iç içe uyumlu falan. Senin evine de yakın, yürüme mesafesinde. Şaka gibi ya. Canım bak seni anlıyorum. Burası gerçekten sana farklı geliyor. O kız da bizim kültürümüzden olmadığından muhtemelen ilgini çekiyor. Saflığı, masumluğu. Ama inan bana sıkılacaksın. Seda. Ya sen benim kararlarıma ne zaman saygı göstereceksin? Ha? Ben senin kararlarına saygı duymuyor değilim ki. Aksine sana hak veriyorum. Sonuçta evlilik hazırlıkları, buluşmalar, aileler. Senin üzerine biraz fazla geldik. Ama bak etrafa bakıyorum ama sen burada yapamazsın ki. Ya sen beni hiç anlamamışsın ya. Hiç. Sen de beni anlamıyorsun Güney. Ben seni seviyorum. Hem de çok seviyorum. Ben çocukluğumdan beri bir tek seni gördüm. Yıllarca seni bekledim. Bu benim için bir oyun değil ki. Ve ben ömrümün geri kalanını seninle geçirmek istiyorum. Ve inan, seni benden başka kimse bu kadar çok sevemez. Bunu sen de zamanla göreceksin. Seda bak seni kırmak istemiyorum ama zorluyorsun beni ya. Bak sen çok güzel bir kızsın. Sorun senin eksikliğin, benim bunu istememem falan değil. Ayrıca beni sevdiğin için çok teşekkür ederim ama... ya seni seven biriyle daha çok mutlu olursun. En azından bu iyiliği kendine yap. Çünkü ben sana aşık değilim. Ne bu evlilik, ne de biz diye bir şey olmayacak Seda. Tamam. Artık ne olur kendini de üzme. Üzmeyelim birbirimizi ya. Hadi geceler. Bu sözlerin hepsini tek tek yutacaksın Güney Bey. Öyle Seda'yı bir kenara itip... çekip gittiğini zannediyorsun ya. Sen Seda'yı çok hafif alıyorsun. Teşekkürler. Derya'cığım köyde yaşamak da ne zor değil mi? Niye? Nasıl olmuş? Niye olsun canım? Baksana yapılacak aktivite yok. Kendinizi geliştirebileceğiniz kültürel bir ortam yok. Erkekler sabahtan akşama kadar boş boş oturuyorlar. Kadınlar desen dedikodu peşinde. Artık yokluktan başkalarının nişanlılarını yazıyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında Derya'cığım? Pardon. Adınız neydi? Konuştuk ama ben unutuverdim. Aa kıyamam. Unutmuş. Seda tatlım. Seda Hanım. Tamam kusura bakmayın ben önemli olmayan bilgileri aklımda tutamıyorum da. Madem fikrimi sordunuz söyleyeyim. Birincisi bence bizim köy hayatı zor değil. Gerçek hayat algımız
size zor gelmiş olabilir. Bu da insanlar kalıplara sığmıyor. Kendileri oluveriyorlar. İkincisi, ben şahsen kendi hayatım dışında başkalarının hayatını eleştirmekle vakit harcamıyorum. Haddim de bulmuyor. Etraftaki kadınların evlere tıkılıp dedikodu yapıverdiğine inanır mısınız? Sizden öğrendim. Üçüncüsü, bu köyün kadınları başkalarının nişanlarına bakmayacak kadar namusludur. Eğer siz şahsen böyle bir olaya şahit oluverdiyseniz, muhtemelen o kişinin nişanlısı yoktu. Kendi kendine nişanlısı falan veriyordu. Allah Allah! Bak sen! Sen nasıl böyle iddialı cümleler kuruyorsun? Vallahi gerçekleri konuşuveriyorum. Öyle işte Seda Hanım. Eğer başkalarının hayatını eşelemek dışında bomboş olan koca vaktinizi değerlendirmek isterseniz, muhtarlığa gidiverin. Babam size köyde ne gibi aktiviteler yapabileceğinizi anlatır. Haydi, sağlıcakla. Ruhi! Buyurun efendim, buyurun. Ben bu kızı parçalarım Ruhi. Ben bu kızı parçalarım. Ruhi, ben sana kendimi bu kıza tercih ettirmem demedim mi? Sus Ruhi! Sus, yine boş boş konuşmaya başlayacaksın, sus! Git bana bu kızı araştır. Bir yandan sen araştıracaksın, bir yandan ben araştıracağım. Kesin bu kızın bir açığı var ve ben o açığı bulacağım. Ben şimdi muhtarlığa gidiyorum. Ağızlarını arayacağım bakalım. Evet Seda Hanım, da muhtar kendi kızı hakkında konuşmaz ki. Boş boş konuşma Ruhi. Muhtar tabii ki kendi kızının zaaflarını söylemeyecek bize. Ben kızı ve ailesini tanımak istiyorum. Çünkü bu işin içinde bir işler var ve ben bunu çözeceğim. Salyangoz. Ne gülüyorsun Azıkı? Gidin ötede gül verin. Fıkı 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 diyorlar. Kaynıyorlar anam, kaynıyorlar. Kurt kaynayı veriyor. Utanmıyorlar da. Zeli abla, Zeli abla, Zeli abla. Ne var lan? Ben sabah belli bir deneyim ile salyangoz satı vermedim. Acaba diyorum, ben bir yerlerde yanlış mı yapıverdim, ne yaptın acık? Nen bak, sen beni dinleyiver. Ya seni mi dinleyeceğim, onu mu anlatacağım? Kafam karışıyor, aynı anda 8 deney işi yapamam ben. İh, oğlum bak, sen bir şey satacaksan ihtiyacı yönelik bir şey satacaksın. Don sat. Asla. Ah. Ticaretin birinci kuralı istikra. Kesinlikle vazgeçmeyeceksin. Bildiğin yolda devam ediveceksin. Dürdane, sen benim tezgaha bakıver de ben hale giden yeni mallar alıp gelen buraya. Çocuklar neyim, çalmasın la. Ben ne diyorum, o ne alıyor. Aga be, az kendini geliştiriversen. Bak, dünyada ne modeller çıkıverdi. Uzayda mercimek pişiyor. Sen hala aynı draş, hala aynı draş. Bak yakında buraya otel kurulacak. Yeni yeni insanlar gelecek. Az kuaför Erdem olduğunun farkına var. Marka olacaksın. Ya Allah aşkına. Köylü ne yapsın burada ya Ahmet? Herkesle memnun. Otel motel olacağı yok. Boşuna hayal kurup durmuş. Baksana. Daha otelin lafı oğlum. Köyümüze ne güzel insanlar geliverdi. Şeyli bebenin nişansı değil miydi o? Araları limoniymiş. Bacım Ayşe deyiverdi. Bizim şeyli bebe buna git başımdan Allah'ın belası demiş. Allah'ın sala. Boş ver oğlum bunu da. Bu otel ayağı sakat. Bunlar otel ayağına Defne'yi çıkarıverecekler. Biz daha ucumuzu yalayacağız. Ben Defne mi kaldı, Defne mi kaldı? Alan aldı, çıkaran çıkardı her şeyi. Sen öyle zannet. Bu şehirli bebenin taş toprak derdinde olduğunu mu zannediyor? O da Defne arıyor. Aliş'in gazına gelme. Geç bu otel sevdasından.
abim? Sen, asıl sen de orada ne yapıyorsun şişko? Şişko demeyeceğim. Şişko demeyeceğim, şişman diyeceğim. Hayır, tamam, şişman diyeceğim ben. Şişman. Ne yapıyorsun lan orada gizli gizli? Salyangoz arıyor. Satacağım onları. Şş, bu yabancı yine gelip duru. Tavuk yapacaksın sakın. Derya. Lütfen konuşabilir miyiz biraz? Çok işim var Güney. Şimdi laf söz yayar. En iyisi ben gidem. Haydi kolay gelsin. Derya izin ver lütfen konuşalım. En azından Çilek Tepesi'nde buluşalım bari. Ya bak ben kendim böyle ifade edemediğim şeyi çok üzülüyorum. Aramızda saçma sapan insanlar yüzünden bozuluyor. Ben metropol erkeği zorlu doğa karşısında köyün en güzel kızının vereceği cevabı endişeyle beklemektedir. Hmm. Sanırım gözleriyle olur der gibi ha. İyi. Tamam sen kazandın. Yarın Çilek Tepesi'ne görüşürüz. Gelmeden gidelim. Hayır yarın falan filan değil ya bugün. İkinden sonra. İyi. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Kahve için çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sahip baba otel konusunda çok yapıcı duruyor. Siz hiç merak etmeyin. Ben onu bu konuda destekliyorum. Yani yüzünüz burada diye demiyorum. Siz böyle ilk bakışta dedim ki ya ne kadar zeki bir kız dedim ya. Vallahi billahi. Ya insan görünüşüyle, kalitesiyle belli ediyor zaten. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Siz nasılsınız Sadri Bey? Aileniz nasıllar? Hayat nasıl gidiyor? Bildiğim kadarıyla iki tane kızınız vardı. Ya. Derya'ydı değil mi? Heh, Derya. Derya'nın hayatı nasıl gidiyor? Yani yok mu böyle bir ne bileyim eş adayı falan? Yani sonuçta burası köy yeri. Böyle bekarlık zordur. Hemen dedikodu yaparlar. Ya. Yeah. Sonuçta siz de köyün ileri gelenlerindensiniz. Muhtarsınız yani. Dur, haklısınız. Fakat Derya'mın yani o taraflarda hiçbir izi yok. Yani evlenmek istemiyorum ne de olsun. Bilmiyorum da yani biraz dik başladı da kendisi. Tatlı kız. Bu onun arkeoloji merakları sadece burayla mı sınırlı yoksa İstanbul'a falan gidiyor mu arada? Yo 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 yo. Hiçbiri göndermedik galiba. Onun mücadelesi sadece bizim köyle sınırlı kaldı. Yalnız kardeşinin fizik tedavisi için Moğol'a okumaya gitti. Anladım. Neyse ben kalkayım artık. Asaydınız. Tekrar görüşürüz. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Muhtarın ya kızından haberi yok ya da Derya daha önce ne İstanbul'da ne de başka bir yerde Güney'le buluşmamış. Bu muhtar var ya çok kurnaz gibi. Sence benim ne yapmaya çalıştığımı anlamış olabilir mi? Gidip öğreneyim mi? Hayır Ruhi. Sen de insanlardan laf alma yeteneği yok. Ama bende var. Sen şimdi git dinlen. Benim biraz işlerim var. Ama efendim gerek stratejik açıdan gerekse Salih Bey'den aldığım emirler doğrultusunda sizi bu... Ruhi! Ne diyorum ben sana? Git dinlen. Aynen canım. Git dinlen. Peki efendim.
Merhaba. Merhaba. Merhaba güzellik. Pardon, anlamadım. Şey, pardon. Asıl ben pardon. Yani sıcaktan beynim kavruluverdi. Kusura gelmeyin. Ben Seda. Ben de Ahmet. Memnun oldum. Asıl ben çok aşırı memnun oldum. Elimi artık alabilir miyim? Selamet, ne zaman kaldırıvereceksin arabayı? Sütler sıcaktan değiştirdi, resmen çöküle koyuverecek. De hadi. Hilmi abi, sanki özel mülkünden bahsediveriyorsun ha. Araba benim de. Saati gelince kalkıverecek, az sabredi be. Bilmem mi? Ya da ben seni götürün at arabasına. Bunları beklersen yanmışsın sen. Allah Allah, sizi bana sırayla mı verdiler, ne ettiler ya? Saati gelince kalkacak diyorum, konuş be! Köylünün ulaşımıyla da siz ilgileniyorsunuz herhalde. Kolay olmasa gerek. Bütün köyün yükünü üzerinizde taşıyorsunuz. Vallahi öyle. Bütün köy üstümde gibi. Hepsi benim sırtımda. Allah'tan seviyorum işimi. Yani uğraşıyoruz işte. Yakında transfer şirketi kuracağım. Hem köy otel de açacak, insanlar dolduracak, sonra first class şirket açacak. Ay çok güzel olur. Ben de az önce muhtara gittim. Ve sonuçta buraları bilmiyorum. Herkese böyle yeni yeni tanışıyorum. Bir tek Derya ile tanışabildim. Çok tatlı kız. Ama biraz atarlık derli gibi. Atarlıdır Derya. Derya çok terstir, tersi pistir. Neden öyle oğlum? Neden ters? Bir şey mi yaşadın? Başına kötü bir şey mi geldi? Yok, Derya kötü kız değil. İyidir, hanım hatundur. Peki Derya'nın yakın arkadaşı falan yok mu? Ya ne yapacaksın bu kadar yakın? Ne yapacaksın yakın arkadaşın? Şey canım. Yani sonuçta insan böyle dertleşeceği biri olsun istiyor yanında. Sonuçta bir müddet ben de buralardayım. Belki Derya ile yakın arkadaş oluruz. İnsan arkadaş olacağı kişinin huyunu, suyunu, gelmişini, geçmişini bilmek ister değil mi? E sonuçta Derya da atarlı giderli yani. Git anamın elini öp. Şeyi anama giderseniz o size yardımcı olur. Anam bu konularda çok bilgilidir. Muhtardan daha çok bilgi sahibidir insanlar konusunda. Yani anamdır diye söylemiyorum. Dedikodu konusunda masterlı markadır. Ben de gidemem artık. Gidin gidin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Salyangozcu! Şişman, ne yapıyorsun lan sen burada? Hayvan ticareti yapıyor ha. Bizim iş ne olacak? Ne bileyim lan, senin iş ne olacak? Ne demek ne olacak lan? Bırakıver bu işleri, geliver benimle. Gelemem. Niye lan? Lan ne anlatıttırın sana ben? Hayvancıkla beni bekle ha, burada satacağım hepsini. Mallarını bırakıp nasıl gelem senin lan? Kaç para lan bunların hepsi? Hepsi? Hepsi. 3 lira. 3 lira. Al lan, sana 5 lira. Satın alıverdim hepsini. Abo! Para üstünü vereceğim sana. Bekle bakayım. Helalleştik mi? Helen, helalleştik. Hadi gidik. Hadi gidiver. Ticari zekayı görüptürün mü Gürdane? Sen bütün hepsini salıver tamam mı? Adam parasını ödedi, ayıp olmasın sonra. Aferin, aferin. Yürü lan, yürü. Nereye gidiyoruz? Aklına kabuğu düşüverdiyse şimdi de önüne düşüverdi. Ay, Aleş, kaldırıver şunu bakayım.
Lan he Ayşe ya, he o ağzını kapatıp durun, ben seni tanımadım değil mi? Neden öyle diyorsun aşkım? Aşkım mı? Gerçek sancaklar duyacaklar. Hem sen neleri kaldırmışsındır, onu da kaldırırsın. Niye? Kızlara genelde demiyor musun, erkekler ağzımı kaldırıverem diye? Beni niye kaldırmıyor? Beni niye yazılmıyor? Allah yazdısa bozsun lan. Yazdısa bozsun. Bak ağabeyleş, beni kaynama. Bak beni kaynama, avazım çıktığı gibi bağırırım seni, rezil ederim. Tamam bağırma. Alaksız. Oo ne kadar dağırmış. Ay çok yoruldum. Güzellik baş bela. Fena gideşinin binaya çıkacağım, diyeceğim ki bağıracağım. Ben Derya'yı seviyorum. Ben Derya'yı seviyorum. Nerede lan minare? Lan nerede lan bu minare? Demek öyle. Dalmışsın uzaklara. Evet. Manzara bu kadar güzel olunca etkilenmemek elde değil. Gelmezsin sanmıştım ama hoş geldin. Hoş buldum. Açık geç kaldım emme. Kusura kalma. Yok. Önemli değil. Geldin ya. Yeter. Yalnızsın. Yok mu nişanlın neyim? Ya Derya aslında öyle değil. Bak ben sana açıklayacaktım zaten. Tamam tamam biliyorum ben zaten. Deniz bana anlattı her şeyi. Aslında her şey bir projeymiş. Senin gönlün yokmuş. Aslında her şey bir oyunmuş. Aynen öyle. Yani ona aşık değilim. Hem insan da para uğruna zaten sevmediği biriyle birlikte olmamalı. Özellikle başka birini severken. Başka bir de mi var? Evet. Ama nasıl anlatsam bilmiyorum. Ben hayatımda ilk defa birinden bu kadar çok hoşlanıyorum. Yani onu düşünmeden edemiyorum. Şanslı kızmış. Nasıl şanslı olan benim biliyor musun? Çünkü o kız şu an benim gözlerimin içine bakıyor. Kısa zamanda bana kalp krizi geçirecek ne oraya? Ya anlamıyorum. Ya biz bunun neyini eksik ettik? Ne isterse yaptık. Koskoca şirketi yönet diye bıraktım. Ya gittim mezar kasıcı oldum. Düzgün bir yuvası olsun istedik. İpini kopardı gitti. Bir de oralarda bir köylü kızına abayı yapmış. Ay ne yapacağız bilmiyorum vallahi billahi ya. Beni hasta edecek bu çocuk ha. Ya sorma beni de hasta edecek. Hayır, hayır. Ağzına sağlık Nuriye. Çözümü buldun ya. Ha, ben? Evet, sen. Seni hasta edeceğiz. Ay, tövbe tövbe ya. Bunca yıllık işin mi şu söylediğin şeye bak. Öyle öyle demek istemiyorum Nuriye. Anlasana yani. Sen hasta olsan Mahsus'ta yani hasta olsan kesin buraya gelir. Ne yapayım? Buzlu su mu içeyim, buz mu yutayım, grip mi olayım? Sana daha ölümcül bir hastalık bulmamız lazım. Ölümcül hastalık mı? Ay sen beni daha ölmeden mezara mı koyacaksın? Bak, bak Nuriye. Tane tane anlatacağım. İyi izle beni bak. Tane tane yavaş yavaş anlatacağım. Oğlana annen çok hasta. Doktor, bu hastalıkta yakınlarınız yanında olmalı. Moralinizi yüksek tutmalı. Asla strese girmemeli dedi diyeceğiz, tamam mı? O zaman ne olacak? Biz ne istersek onu yapacak. Ay aşk olsun ben saf mıyım Allah aşkına ya? Baştan doğru düzgün söyleyecektin sen. Ay çok iyi fikir vallahi. Ay oğlu şunu kıyamaz hemen gelir.
Sen gelir bana annesine. Kuzum benim. Yeter artık, sokmayın beni. Allah'ım çıldıracağım ya, her yerim sinek ısırı oldu. Siz beni yiyemezsiniz. Size kendimi yedirmem. Seda'yım ben, Seda. Beni yiyemezsiniz siz. Beni yiyemezsiniz. Yeter ya. Daha fazlası lazım. Daha fazla lazım. Ruhi, sen otele gitmedin mi? Siz bana bilgi edinme konusunda zayıfsın demiştiniz ya hani. Ben çok önemli bir bilgi edindim. Allah Allah, bak sen. Neymiş o? Hani şu Muhtar Sadri Bey'in yanında ayak işlerine koşturan bir Aliş vardı ya hani. İşte o Aliş. Evet. Derya Hanım'a sırılsıklam platonik aşıkmış. Derya Hanım'la evlenmek için can atıyormuş. O yüzden muhtarın ayak işlerine koşturup duruyormuş. Allah Allah, bak sen. Aferin sana. Bak bu güzel bir bilgi ha. Mutlaka işimize yarar. Bugün kullanmasak yarın bir gün kullanırız. İşte senden beklediğim performans bu. Bu işte. Duydun beni. Her zaman araştırmacı ruhunla olacaksın. Tabii efendim. Şimdi otele gidiyorsun. Güzelce dinleniyorsun. Yarına enerji toplaman lazım. Daha çok araştırma yapacağız. Köyde bir kadın varmış Sıdıka diye. Beni ona götüreceksin. Sen de kahveye gidip ağız arayacaksın. Hadi Ruhi. Tabii efendim. Hadi yürü. Yürü diyorum Ruhi. Yürüsene. Çünkü yürü yürü. Çilek Tepesi niye bu kadar sizin için önemli? Ah, bizim için çok önemli bir anısı var çünkü. Özel olmazsa sorabilir miyim? Manzarası çok güzel diye hep buraya gelirdik Deniz'le. Çok severiz burayı. Yani severdik. Küçüktü o zaman Naguz'um. Burada böyle oyunla oynardık, şakalaşırdık. Bir gün bana şaka yapayım derken, koşarken ayağı takıldı. Aşağı kadar düştü. Öyle işte, ondan sonra da gelmedi zaten bir daha buraya. Küstü. Canım benim ya. O yüzden yürüyemiyor demek ha? Evet. Ben dedim keşke benim başıma gelseydi, ona bir şey olmasaydı. Allah'tan kuzum inatçı çıktı. Ben onu öyle gördüğümde Güney öldü sandım. Ama o tutundu, hayatta kopmadı bizde. Peki tedavi süreci nasıl işliyor? Tedavi süreci yok. Geçenlerde dedim bir kontrole gitmemiz lazım diye ama inat ediyor, kestirip atıveriyor beni. Gerçi ben bir tane doktor buldum Güney. Yani Deniz gibi vakalarda hep iyi sonuç vermiş. Ama işte o da yurt dışında. Ay vallahi bazen benim de umudum kırılıveriyor Güney ya. Bilmiyorum. Şşş, ya saçmalama. Hayır, bu kadar kolay vazgeçemezsin. Elbet bir şeyler vardır yapacak. Ya benim bir arkadaşım var. O da yurt dışında çalışıyor gerçi ama arada sırada Türkiye'ye geliyor. Geçen sosyal medyada Türkiye'ye geleceğini okumuştum. Doktor Elise Erkalp. Dur bakalım, ben onunla konuşayım bir ya. Doktor kim? Elise Erkalp. Güney, sen şaka mı ediyorsun? Benim sana bahsettiğim doktor bu, yurt dışındaki işte o doktor Elise Erkalp. Ne diyorsun sen ya? E tamam, arar ben konuşurum. O zaman sen de Deniz'i ameliyat için ikna et ha? Ya sen ne diyemişsin? Güney, sen bak bu işi et. Dile benden ne dilersen, tamam mı? Ya saçmalama. Deniz benim de kardeşim. Ayrıca hediye sensin. Gel. Hadi hemen. Aha, tamam. Olur, tamam. İsmet abi. He? Bu şehir bebesi sık sık Ecnebi Tepesi'ne gidiyormuş. Peşine adam taktım. Avucuna yazıyor. Demek ki oğlan bir şeyler var. Vah vah. Bu sırık oğlan Defne'ye peşinde bence. Otel, motel. Hepsi rahat gaz yapabilmek için bir paravan. Sana bir şey diyeyim mi abi?
Asıl define o tepede. Bu sırık oğlan boşuna çıkmıyor o tepeye her gün. Sen böyle deyip durun da kim demedi lan senin buna? Bizim şişman. Lan arkadaş Allah'ın delisine mi inanıp güvenip durun sen yahu? Öyle deme. Asıl ondan şüphelenmezler. Deli de geçe. Bunu doğru lan. Doğru deyip durun valla. Hüsmet abi. O tepeye gazıya gidiveren. Şehirli bebeden önce çıkaraveren defineyi. Yapıveren madem. Ben artık kaçayım. Bizimkiler merak edip şimdi yollara düşmesinler. Tamam. Bırakayım ben seni. Ay yok yok. Ben geldim giderim. Köy zaten dedikodu kazanına döndü. İyi tamam. O zaman kendine dikkat et. Sen de kendine dikkat et. Tamam. Ha bu arada yarın kazı alanındayım. Gelmek istersen beklerim. Tamam. Tamam mı? Selam. Ne yapıyorsun Seda? Bende şeker bitmişti. Sende var mı diye öyle bakmaya geldim. E sen şekerden nefret edersin. Sevmediğim şeyleri öğrenene kadar... keşke seni ne kadar sevdiğime dikkat etseydin Güney Bey. Hüsmet abi, Allah'a sen bu ne hal? Harbe mi gidiyoruz? Ben? Ne varmış benim halimde? Allah'ın tepesini çıkıyoruz. İti var, uğursuzu var, eşkıyası var. Bu hazineyi buluverdik. Ne olacak? Bizi kim koruyacak? Deme bakın. Abi, bizi açık hedef haline getiriverdin. Jandarma bizi defineden yakalamasa bile eşkıya da yakala. Yok lan, bize hiçbir şey olmaz. O konuda sen rahat et. Sen beni böyle döktürün ama bu senin elindeki zımbırtı ne? He bu mu? He, supayı hocadan alıverdim. Hocadan mı? He. Ulan arkadaş bizim hocada mı defineci olubaymış? Biz kimi güveneceğiz bundan sonra ya? Allah. Yok Allah. Öyle değil abi. He. Günahını alıverme. Ben istedim. Ne zamandır peşindeydim. Hocam ben evlilik yüzüğümü samanlıkta düşürüverdim. Hanım beni yolacak. Ocağına düştüm dedim. Bunu yapıverdi. Bunu gezdi. Yüzüğü bulunca ötecek dedi. Bu samanlıkta iğneyi bile buluver dedi. Aa, Allah razı olsun lan bu hocadan. Ya bu mübarek adammış. Meğerse ben bunun günahını giriyormuşum ya. Bak bulursa ötecek. Buldum. Bulduk hocam. Oldu. Oldu. Oldu valla. Gaz. 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 Kaç. Aç. 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 Çabuk. Çabuk. Bulduk abi. Bulduk. Bulduk. Aç. 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 Çabuk. İsmet aç. Abo! Bu ne verdim? Ne olacak? Bizim şişman ekmekle. Ben bu bizim deli olan sanki buraya hazine göndermiş gibi. Onu bak ya. Allah Allah şaşırmadım vallahi. Abla hadi hemen anlatıver, çatlayıvereceğim meraktan. Bugün ne konuştunuz Güney abiyle? Barıştınız mı? Nereye gidiverdiniz? Tilek Tepesi'ne gittik. Birazcık konuştuk. Barıştık. Oh be sonunda. Deniz. Ben sana bir şey diyeceğim ama kimseye demek yok, tamam mı? Kız abla aşkını versin, niye söyleyeyim? Tamam.
Güney abim bana ne dedi biliyor musun? Benden çok hoşlandığını söyledi. Aklında hep benim olduğumu söyledi. Ve daha önce kimseden bu kadar etkilenmediğini söyledi. Ben sen dediydin değil mi Güney abi sana bir başka bakıyor diye? Bilmiş sıpan beni. Ama sana ne diyeceğim? O da en çok da aklımda sen vardın. Deniz ben oraya seninle gitmeyi çok özledim baba. O günler geride kaldı. Ben üstünü kapattım. Kapatmasak üstünü. Ya ne olur şu inadını kırsan. Hem bak sana bir şey diyeceğim, inanamayacağım. Ne diyeyim bence? Hani şu benim sürekli araştırdığım videoları izlediğim bir tane ünlü beyin cerrahı vardı ya. Doktor Elisal. Kuzum o Güney abinin arkadaşı çıkıverdi. Bizim için konuşacak. Ne olur gel inat etme artık ha ne olur. Abla lütfen kapatalım konuyu. Of Deniz, of. Konuşabildin mi Deniz'le? Ay sorma Güney ya. Akşam konuşmaya çalıştım ama ben konuşmaya çalıştıkça kaçıyor. Böyle Golugan'a da gırık kuş gibi kaldı kuzum ya. E tamam hemen yüklenme ona. Ya bak zaten Deniz seni çok seviyor. Sen bir şekilde ikna edersin onu. Hem senin ikna kabiliyetin çok yüksek. Güney. Teşekkür ederim. Ne için? Deniz'le bu kadar ilgilendin. Onu düşündüğün, yardım etmeye çalıştığın için. Olur mu öyle şey ya? Yani ben henüz bir şey yapmadım ki. Aynı zamanda benden çok iyi arkeolog olur ha. Fizyoterapist olmasaydım tarih öğretmeni ya da arkeolog olmayı çok isterdim. Çünkü ben tarihi çok severim de. Hatta bence Muğla'nın her yeri araştırılacak tarih dolu. Nasıl yani sen fizyoterapist misin? Aa, Güney Bey. Siz beni boş beleş sandınız herhalde. Hayır canım olur mu öyle şey? Estağfurullah. Ben hiç duymadım ya şaşırdım sadece. Deniz olur da eğer ameliyat dışında bir şeye ihtiyaç duyarsa diye her şeyle ben ilgilenmek istedim. Ondan okudum. Hangi üniversite peki? Muğla Üniversitesi. Vallahi matruşka gibisiniz Derya Hanım. Sizi tanıdıkça farklı özellikleriniz çıkıyor. Beni çok şaşırtıyorsunuz hanımefendi. Azıcık da Şullah beni şaşırtsa. Senden bir şey olmayacak dedi çünkü. Öyle mi diyorsun? Ay sen ne tatlısın böyle. Muhtar. Bu Derya'yı çok serbest kodu biliyor musun? Onun küçük kızı var Deniz. O sakat kalınca gayet ne istiyorsa yaptı ondan. Vallahi Derya bana da biraz böyle başına buyrukmuş gibi geliyor. Artık ne yaşadıysa nişanlısı mı terk etti, eski sevgilisinden mi ayrıldı? Derya'yla ilgili önemli şey diyeverem ben sana. Aman bak kimse bilmiyor. Deyin deyin. Ben kimseye söylemem. Ay belim ikiye ayrıldı gari. Ben şu işi bitireyim. Sen ondan sonra gelive. Ben yaparım ablacığım. Sen yeter ki söyle. Ana yapabilecek misin? Ay yaparım tabii ki canım. Ne var bunda? İki kere böyle bıs bıs sağıp duruyorsunuz işte. Zaten krema tüpü gibi bir şey. Ben sütü tahliye ederken siz de o önemli şeyi söylersiniz. Buyur. Böyle mi? Tutayım bunu. Ne yapayım? Abile tam buradaydı ya. Gerçekten şaka gibi. Tam kanıtlayacağız derken. Sorma ya. Millet de zaten arkamdan konuşup duruyor. Adım çıktı. Jandarmayı boş yere çağırdım gene diye. Allah'tan sen gördün de şahidim var. Hayır yani kim alır? Ben anlamadım ki. Kendi ayaklanıp gidemez. Kedi köpek alamaz.
Yok yok. Kesin bu otaycılar kumpas kurdu. Bu köyde senden başka hiç kimse buranın değerini bilmiyor ki. Yani ilgilenmiyorlar tabii. Doğru diyorsun ha. Kesin birinci karı için alıverdi onu. Peki biz tableti alan kişiyi ararsak daha hızlı hareket etmez miyiz? Yani buraları kaz kaz nereye kadar çok vakit kaybedeceğiz? En azından tableti bulursak kaz hekimini çağırabiliriz. Doğru diyorsun ha. İyi o zaman bulalım o kaçakçıyı. İyi tamam anlaştık çık. Bunun düğmesi falan yok mu böyle? Kendi kendine sağ olsun dursun. Kaçıncı çağda yaşıyoruz? Böyle süt mü alınır ya? Ya böyle tutacağım bak şunu. Bak. Gel. Gel tut. Heh. Bak çek çek bırakacaksın. Çek çek bırakacaksın. Ya lütfen artık Allah aşkına şu önemli şeyi ne söyler misiniz? Bu Derya var ya gömüyor bence. Ondan ayrı gömücüler vardı. Gömü mü? Kimi gömüyor? Ya Define diyorum ya gı. Altın arıyorlar. Define bildin mi sen Define'yi? Derya zaten en büyük Define'yi buldu. Güneyden öte Define mi var? Ana güney tarafını mı gazıp dururlar? İsmet'i deyiver boyuna kaçtın. Benimkisi habere gidiyor güzel tarafını gazıp durur. Ablacığım. Siz iyice her şeyi karıştırdınız. Yani isimleri cisimleri hepsini birbirine kattınız. Derya Define mi arıyor? He, emmicilerine hep Defineciydi onun ya. Ya siz muhtarın ailesiyle yakın olduğuna emin misiniz ya? Yakınız tabii olmaz olur mu hiç? En az Fahri'ler kadar bir de yakınız. Fahri mi? He, Fahri'yi. Muhtarın da ne yediğine ne işine kadar hakimdir o. Eskiden Aliş gibi muhtarın kıyısına ayrılmazdı. Muhtarla ilgili ne biliyorsa eskilerden o bilir. Tamam, sağ olasın, kolay gelsin. Gel bakayım. Gel. Gel çocuğum. Yoruldun mu? Yok canım. Yorulacak ne ettik ki? Gayet iyiyim. Sen yoruldun mu? Vallahi ben de yorulmadım. Ayrıca seninle çalışmak bana çok güzel enerji veriyor. Bana da öyle. Seninle çalışmak yani. Yol arkadaşım. Yollarımız burada ayrılıyor emme. Ama güzel bir şey için ayrılıyor ya. Deniz bana çok kızacak Güney. Hayır hayır kızmaz bir şey söyleme sen Çilek Tepesi falan diye tamam mı? Oraya geldiğinde zaten merak etme ikna ederiz. Tamam mı? Tamam. İnşallah. Haydi görüşürüz. Tamam. De bakalım size nasıl yardımcı olacağız? Ben köyünüze geldim. Çok beğendim. Gerçekten çok tatlı, çok şirin bir yer. Herkese böyle yavaş yavaş tanışayım diyorum. Önce size merhaba demek istedim. Hoş geldin gülüm. Sana soğuk bir şey içeyim mi? Olur. Bir soğuk suyunuzu alırım. Getireyim. Ver ver. Al bakayım. Siz muhtarın ailesiyle çok yakınsınız değil mi? He. Biz ailecek küçük güreşi verir kendileriyle. Muhtar da gerçekten çok iyi birine benziyor. Hatta iki tane de kızı var değil mi? Biri de büyük herhalde. He, Derya. 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 Geçen gün tanıştık onunla. Gerçekten çok ilginç bir kız ya. Artık geçmişte nasıl bir travma yaşadıysa... ...böyle biraz atarlı giderli gibi. Ne yaşadı geçmişinde? Kötü bir olayı falan mı var? Of. Ben çok yoruluverdim vallahi ya. Otur. Sen bir el atıver de ben de iki soluklanayım. Vallahi soluklanırken de konuşuvereceğim. Al bakalım sen. Çok iyi. Çok iş var bir kızım. Çok iş var. Çok iş var. Çok iş var. İyice. Dipli bucaklı. Yalandan yapma. Yalandan yapma bakayım. Güzel güzel. Aferin. Al köşeleri bak. Bak o da var. İyice temizle bakayım. Bekle yardım seversiniz. Ne demek canım? Elime mi yapışır? Bu Derya'nın meselesi ne? Ne yaşadı yani? O büyük sırrı ne? Sıra olacakmış canım köy yerinde. Akşam yaptığın köylünün dilinde buralarda. Yani bir şey olsa önce benim haberim olur. Küçük yer burası. Sığma kalır burada. Onun bir ilginç olayı daha var aslında.
kazı falan yapıyormuş. Buralarda öyle kafana göre kazı falan yapabiliyor musun? Sülalesinde de defineciler varmış ama muhtar bir anda otele dönmüş. Derya define mi arıyor? O konularda yorum yok. Ya muhtar köyün iyiliğini istiyor. Bir otel yapılıverse böyle saat başı senin gibi herkes gelecek. Para satacak buralarda. Bu Derya neden çıktılık yapıyor? Vallahi bilemiyoruz biz de. Ben de bilmiyorum vallahi. Hani siz her şeyi bilirdiniz? Hiçbir şey sır kalmazdı. Aa, babayla kız arasına giymem ben. Çok ayıp. Hem senin bu da dişin sıkıyorsa, merak ediyorsan sen sor bakayım Derya'ya. Sonra da gel bana anlat. Anladım. Siz bir şey söylemek istemiyorsunuz. Hoşça kalın. Bana bak. Golam var benim, çok güzel golam kız. Bir golü ver. İstemez. Arkadaş ne? Size bir şey diyeceğim. Bu pek de yakışıklı olmayan şehir çikolatası var ya. Hala buralarda gezip durum. Arazide de bir şeyler karıştırıp durum. İyice köye de yerleşti. Ne yapacağız? He? Ey köylü ne yapacağız? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Aliş. Bir gün senden aynı fikirde olacağım hiç aklıma gelmezdi. Bu şehirli adam köyümüze çocuğu verdi arkadaş. İstikmalimize mani olacak gari. Ey köylü, bakın. Ahmet arkadaş. Arabası hep yolda kalıp durur. Sen istemem mi ya? Ha? Sen istemem mi yeni bir araban olsun? Para kazanı be. Köy yolunda böyle yılan gibi süzülü be. Ha? Bu adamın hakkı yok mu arkadaş? Bu yakışıklının hakkı yok mu arkadaş? Ey köylü! Var tabii canım. Ha? Var olmaz mı? Hepimizin hakkı var. Lakin şöyle yapmak gerekiyor. Bence bu şehirli adamı köyden göndermeli. Hı. Yapmayın arkadaşlar. Güney iyi çocuk. Kendi işini yapıyor. Ve geldiğinden beri ne yapıyorsa kültürel mirasımız için yapıyor. Bunlar ne anlar Turgay Hocam? Tembel hepsi. Beklerler birileri gelsin, sahip çıksın kültürlerine. Hazinene ne alsın gitsin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. İsmet abi hayırdır? Geçmiş olsun. Mühim bir şey değil. İş kazası, iş. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ahmet, oturuver hemen oğlum. Geç baba, geç. O kadar dedim, dinlen diye dinlemedin. Gel. Al bakalım bunu. Sen de şunu al. Sen de al bakayım prenses. Gel bakayım. Gel. Al bakayım sen de. Abi, otomatik araba var mı? Nasıl olsun ya otomatik araba? Ben bunu elimle yapıyorum. Tamam. Lan Güney. Çocuklara ne artistik yapıyorsun lan? He? Bana nakıyaydın da alaydın lan otomatik araba. Aliş, mesele satın almak değil ya. Çocuklara el emeğinin değerini öğretebilmek. Vurdu, gol oldu. Dakika 90 sayın seyirciler. Bari bak kal, biz seninle aynı taraftayız. Ne yapıyorsun lan sen? Araba tekrar. Ne? Şimdi çay da iste abi. Arkadaşlar, ya siz bana inanmıyorsunuz ama Derya ile arazide çalışırken tarihin akışını değiştirebilecek kalıntılar bulduk. Hayır, özellikle bir tablet parçası bunu kanıtlayabilir. Biz jandarmaya gittiğimizde arkamızdan biri gelmiş almış taşı. Yani aranızda gören var mı? He? Bakın çok önemli. Nasıl bir taşmış lan bu? Yani aşağı yukarı bu kadar bir taş ve yanları kırık. Dur bakayım. Üzerinde de şöyle harfler var. Şu manyak yabancı var ya. Derya'ya Dektaş alıvermiş. Ne diyorsun lan sen? Aha Dektaş. Lan arkadaş lan bırak bu tarihe sen muhabbetleri lan. Senin yüzünden millet aç kalacak aç. Otel yapılmazsa aç kalacak. Arkadaş lan bu kadar taş tarihin akışını nasıl değiştirecek lan? Ha? Nasıl değiştirecek? Lan bırak lan arkadaş bu işleri. Al lan taşını da git. Şu kadar taşmış da, yok şey yapacakmış da. Sağ
sabahtan bir ne yaptırıp durun? Dur bakayım, tamam ben de yiyeceğim acıkın. Kendine gel bakayım, ne yapıyorsun? Al lan al, bir tane sana, bir tane bana. Bir tane daha sana. Ulan hepsini seviyorsun, bakmayacaksın öyle, bana dayanamıyorsun hiç sana. Şişman. Tamam. Aliş. Ben yufka yürekli arkadaşım benim. Ne istiyorsun Aliş? Lan şişman, sen bana geçen bir taş gösteriverdin ya. He, gösteriverdin. O taş şu an bana çok lazım. O şehir çikolatası bulmadan o benim taşı almam lazım. Olmaz. Olmaz Aliş. Ben o taşla evlerini vereceğim. O taş benim için çok önemli. Evlenmek için o taşa ihtiyacın yok ki. İyi biliyor musun? Sen kadınlara bir sor bakayım onu. Kadınlar da sana teyit ederse o zaman tamam. Ama ben evlenmek için taş lazım diye biliyorum. Lan arkadaş yok tabii yok. Ne demiş büyükle? Evlenmek için önce elinde ekmek tutması lazım. Ama benim elim ekmek tutuyor. O zaman ben evlenip duracağım Kural abi. Lan yedi ekmeğini. Aliş benim karımı yiyor. Bırak lan karımı. Şişman. Arkadaş sen beni taşın yerini söyleyiver. Ben de sana ekmek verip durum. Söylemeyeceksin. Öyle mi lan? Ben de giden de bu ekmeğe bizim Ahmet'e veren de o evlensin. Tamam. Aliş verme. Ahmet'e verme. Ben söyleyeceksin sen ya. Hadi nerede? Ver ekmeğe. Taşın yerini söyleyeceksin. Söz veriyorum, söyleyeceksin sen ya. Söyleyeceksin yerini. Evleneceksin ha. Evleneceksin. Şişman evleni verecek. Gel bakayım sana söyleyeceğim ben. Nerelerde taşın yerini. İneğiydi, keçisiydi derken normal koku almayı unutmuşum ya. İyi akıl ettin ama Ruhi ha, şu deniz işine. Buyurun efendim, bu da içeceğiniz. Pardon efendim, affedersin.